Futbolun şehirlerinde bu hafta Manisa Turgutlu'dayız. Ege'nin bu şirin ilçesini sizler için gezeceğiz, enine boyuna tanıtacağız. Tabii ki Turgutlu denince ilk akla gelen şey Sultani Üzüm. Kuru üzüm olarak dünyanın her yerine buradan ihracat yapılıyor. Ve Turgutlu denince akla gelen bir başka hatıra da biraz tatsız olmasına rağmen Kurtuluş Savaşı'nda Yunan işgalinde buranın tamamen yakılıp yıkılması ve sonrasında küllerinden yeniden doğması. Turgutlu'da Turgutlu Spor'un 2. ligden 1. lige çıkma mücadelesini, son durumunu, neler yaptığını da bu programda sizler için işleyeceğiz. Ege'nin bu şirin ilçesindeyiz. Turgutlu'yu gezmeye başlıyoruz. Vakit geçirmeden bu güzel ilçeyi hep birlikte gezelim isterseniz. Turgutlu Kent Müzesi'ndeyiz. Burada arkamda duvarda resmedilmiş olan aslında Turgutlu tarihinin en önemli fotoğraflarından biri. Kurtuluş Savaşı'nda Turgutlu Yunan işgali sırasında özellikle Yunan buradan kaçarken yakıldı, yıkıldı ve çok büyük bir hasara uğradı. Burada çok büyük bir zulüm de yaşandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 26 Ocak 1923'te belki de yeni cumhuriyetin ilk resmi ziyaretini buraya Turgutlu'ya yaptı. Aslında Ankara'dan İzmir'e gidiyordu. İzmir'de annesinin cenazesine katılmak ve nikah işlemleri için, Latife Hanım'la nikah işlemleri için giderken Turgutlu'da durdu ve Turgutlu'da yaklaşık bir saat kaldı. Turgutlular onun geleceğini önceden tabii ki haber almışlardı. Burası dediğim gibi yakılan, yıkılan, belki de hiçbir şey kalmayan bir yerdi. Ama ona rağmen evlerinde ne var ne yoksa buraya getirdiler ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılamak için hazırlık yaptılar. Taklar yapıldı, taşlar yapıldı, evde kalan son halılar getirildi, son koltuklar getirildi. Atatürk için de diğer koltukların biraz üzerinde tabiri yerindeyse böyle taht gibi büyük bir koltuk hazırlanmıştı. Atatürk o koltuğu gördü. Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir paşalarla birlikteydi. Onların önünde o koltuğa ve halkın önünde o koltuğa oturmak istemedi. O taht gibi olan koltuk burada da resmedilmiş zaten boş kaldı. Onlarla aynı seviyede olan ikili bir koltuğa Turgutlu'nun ileri gelenlerinden biriyle oturdu ve yaklaşık bir saat burada kaldı. Bu fotoğraf aslında çok şey anlatıyor. Bu fotoğraf hem Türk halkının Kurtuluş Savaşı'ndan sonra elinde avucunda yokken bile Mustafa Kemal'e olan sevgisini anlatıyor. Hem de Mustafa Kemal'in tevazusunu ve karşısındakine saygısını anlatıyor. Turgutlu Kent Müzesi'ndeyiz. Kent Müzesi sorumlusu Mehmet Gökyay ile yanımızda. Az önce bahsettik. Turgutlu Yunan işgalinden en çok etkilenen yerlerden biriydi. Kaçarken de en çok zarar verdikleri bölgeydi belki de. Ve onunla ilgili Kent Müzesi'nin Bodrum katında çok güzel bir canlandırma yapılmış. Bir Turgutlu sokağı, Yunan askerinin kaçarken yaptıklarını anlatan bir sokak burada betimlenmiş. Bununla ilgili bilgiyi aslında detaylı şekilde sizden alabilir miyiz? Şöyle, Yunan ordusu 26 Ocak 1922'de başlayıp 30 Ağustos'ta artık nihai zaferle sonuçlanan sürecin ardından bir taraftan daha öncesinde işgal altında tuttukları bölgeyi tahliye ediyorlar. Diğer taraftan da planlı bir şekilde bu bölgedeki yerleşim yerlerini yakıp yıkarak kaçıyorlar. Hatta Prens Alexi, Yunan kol ordu komutanlarından bir tanesidir. O günlerde bir süre öncesinde İzmir'de İngiliz gazetecilerin de katıldığı bir toplantıda eğer İngilizler bizi yalnız bırakacak olurlarsa Kemal'in ülkesini 100 yıl boyunca unutulmayacak bir hatıra olarak bırakacağız diyor. Planlar çok öncesinden belli.
ve Uşak'tan itibaren bizim üzerinde bulunduğumuz güzergah üzerinde yakarak geliyorlar. Bir taraftan kaçıyorlar, bir taraftan da yakıp yok etmekle görevli özel birlikleri var. Bugünkü özel kuvvetler diyebiliriz anlaşılması için. Sadece yakmak ve zarar vermek için kurulmuş birlikler. Sadece yakmak ve zarar vermek. Bir taraftan şehirleri yakıyorlar, bir taraftan yükte hafif pahada ağır diyebileceğimiz eşyaları gasp ediyorlar. Ve Turgutlu Yunan ordusunun bu eylemlerinden en ciddi oranda etkilenen, oransal olarak baktığımızda en ciddi oranda etkilenen şehirlerden bir tanesi. Kızıl Haç'ın yangından ve kurtuluştan sonra düzenlediği rapora göre, altını çiziyorum, Kızıl Haç tarafından düzenlenen rapor, Turgutlu'daki 6328 binadan sadece 201 tanesi ayakta kalabiliyor. Aşağı yukarı 3 gün süren bir yangın süreci bahsi geçen. 4 Eylül 1922 akşamı, akşam saatlerinde başlatıyorlar yangını. 5 ve 6 Eylül'de artık iyice sokak sokak gezerek yanmayan bina kalmasın diye gayret ediyorlar. Üçer kişiden oluşuyor Yunan ordusunun yangını çıkarmakla, yok etmekle görevli birlikleri. Sonrasında da Turgutlu'nun Cumhuriyet dönemindeki bu bölgedeki birçok yerleşim yerinde olduğu gibi ilk yapması gereken memleketi yeniden ayağa kaldırmak, tabiri caizse küllerinden yeniden doğurmak oluyor ve yıllarca bununla ilgili çaba sarf ediliyor. Şunu soracağım bir de. Buyurun. Bodrum katta bu yakma yıkma temsil edilmiş. Evet. Üst katlarda birkaç önemli yerden bahsetmek gerekirse. Yani bir odamız tamamen ilk çağlardan itibaren Turgutlu'nun tarihine ayrılmış durumda. Bir odamız Kasaba Demiryolu. Turgutlu'nun mahzedeki isimlerinden birisi Kasaba'dır. Kasaba Demiryolu hattına ayrılmış durumda. Çok önemlidir. Şöyle ki Osmanlı Devleti'nin Anadolu coğrafyasında trenlerin hareket ettiği ilk güzergahı Kasaba İzmir Demiryolu hattıdır. 1865 Aralık ayıdır bu hattın çalışmaya başlaması. Bir oda ona ayrılmış durumda. Turgutlu'nun ticari hayatına ayırdığımız bir bölüm var. Turgutlu'da kurtuluş öncesi günlerde Rumlar, Ermeniler burada yaşayan insanlar olarak varlar zaten. Ayrıca Yahudiler var Müslümanların yanı sıra. Onların hatıralarını da gündeme getirmek amacıyla Turgutlu'nun Halkları dediğimiz bir odamız var. Ve Belediye Tarihi isimli bir odamız daha var üst katlarda. Biz de eğer yolunuz Turgutlu'ya düşerse mutlaka ve mutlaka bu müzeye gelip gezmenizi tavsiye ederiz. Özellikle Bodrum kata geldiğiniz zaman adeta o günleri tekrar yaşıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Turgutlu yeni stadındayız. Yapımı bitmek üzere ve yanımızda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutlu Spor Başkanı Taner Kestaneci var. Öncelikle stad gerçekten çok güzel oluyor. Elinize sağlık diyelim. Ne zaman bitecek diye soralım ve bu stad Turgutlu'ya neler katabilir? Stadımız gerçekten güzel oluyor ve nihayet 8. yılın sonunda bitirmeyle ilgili ciddi bir adım atmış durumdayız. İnşaat firmasıyla, stadımızı yapan inşaat firmasıyla görüşmelerimiz sonuçlandı. Bir olağanüstü bir aksilik olmazsa 2 ay, 2,5 ay gibi zaman zarfında bize teslim etmeyi planlıyorlar. İnşallah 12.500 kişilik Turgutlu güzel bir stada kavuşuyor. Peki Turgutlu'da futbola olan ilgi nasıl başkanım? Yani Turgutlu spor maçı olduğu zaman neler yaşanır Turgutlu'da? Halk futbola ilgili midir? Hayat durur o gün. Hayat durur. Hayat durur o gün. Turgutlu gerçekten futbola çok ilgili. Takımını da çok seven bir taraftar kitlesi var. Biz o taraftar kitlesiyle beraber kazandığımız ilk yıl, seçimi kazandığımız ilk yıl 3. ligden 2. lige çıkardık. Bununla da onurluyuz. Turgutlu halkına yakışır bir takımla yolumuza devam ediyoruz Taner Başkan'la birlikte. Evet, Taner yolumuza... Başkan'a da sorayım o zaman. Nasıl halkın ilgisi, böyle ilginç şeyler yaşanıyor mu maç günleri burada?
Çok güzel. Halkın ilgisi gayet güzel. Çok fazla. İnşallah bundan sonra da artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. Güzel bir takım kurmaya çalışıyoruz bu sene. Genç, dinamik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Çok fazla kulübün mesela geleceğini böyle karartmadan, takımı güzel güzel gençler monte ederek yani güzel yerleri hedefliyoruz. Ben o zaman hedef nedir diye soracağım. Siz başladınız hedefi anlatmaya. Turgutlu Spor hedef olarak kendine kısa vadede ve uzun vadede ne hedefliyor? Uzun vadede mesela tamam, bu takım zaten her şeyin en güzeline layık. Borçsuz bir kulübümüz var. Biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla borçlu kulüpler var. Bunlar mesela tamam, birçoğu aşağı doğru kendi kendine mesela gelecek, iflas edecek maalesef. Belki ileride 15 tane 20 tane böyle borçsuz bir kulüp olacak. Bunlardan bir tanesi de mutlaka Turgutlu Spor olması lazım. Bunun inşaatından uğraşıyorsunuz biz. Bunlar mesela nasıl olur? 16-17 yaşında şimdi Altın Ordu'dan, Fenerbahçe'den, şuradan buradan futbolcuları transfer etmeye başladık. Bu kişilerden mesela meyvesini almaya başladık mı, hani Turgutlu Spor çok farklı mesela yerlere gelecek. Çevreden veyahut da Turgutlu'nun kendi içinden altyapıda oyuncular var mı? Yetişiyor. Mesela bu sene altyapıdan çıkarttığımız 3 tane 4 tane oyuncumuz var. Ve bunlar da artarak daha da devam edecek. Biz zaten üreten bir takım olmamız lazım. Eğer ileride mesela uzun vadede bir yerlere mesela gelmek istiyorsak üreten bir takım olmamız lazım. Bunun için uğraşıyoruz. Başkanım, siz tabii takıma çok büyük desteğiniz var ve bir taraftar olup ondan sonra belediye başkanı olarak da devam ediyorsunuz bu desteğinize. Siz neler söyleyeceksiniz takımın geleceğiyle ilgili? Yani ben futbolu bireysel olarak hem oynamış hem de farklı kulüplerde yöneticilik yapmış durumdayım. Bizim Urganlı'mız var, bir Urganlı mahallemiz, evet, var. Orada bir tarih yazmıştık biz yöneticilik yaparken. İkinci amatör kümede aldığımız bir takımı üst üste şampiyonluklar yaşayarak 5000 nüfuslu bir mahallenin takımını Bal Ligi'ne kadar çıkarmıştık. Sonrasında seçim kazanıldıktan sonra Turgutlu Spor'u da 3. ligden alıp 2. lige çıkardık. Turgutlu Spor'un yeri kesinlikle bu değil. Hedefimiz biraz önce başkana sorduğunuz hedef biraz daha yukarılara ama önce bir ayağımızın yere basması lazım. Ekonomik dengeleri doğru oturtmamız lazım. Çünkü belediye kanunu profesyonel spor kulüplere destek vermeye müsaade etmiyor. Kanunla ilgili bir sorunumuz var. Böyle kıymetli iş adamlarını da, gönüllü iş adamlarını da bulmak o kadar kolay değil. Yani cebinden para harcayacaksın, bir beklenti içerisinde olmayacaksın. Bir hevestir, bir gerçekten güzel bir olay ama ne kadar tutabiliriz, ne kadar cebinden para harcayabilir? Biliyorsunuz futbolculara kesinlikle bir sistemin olması lazım. İşte 1 milyon 2 milyon lira futbolcular, evet, paralar istiyorlar ikinci ligde. Bunu karşılayacak bütçeler gerçekten çok zor. Onun için başkanın söylediği önemli bir şey var. Biz üreten takım olmak zorundayız. Çünkü buna müsait altyapılarımız, bizim çok ciddi altyapılarımız var ve tesislerimiz var. Bunları doğru kullanabilirsek, bu sene onunla ilgili de ciddi kararlar aldık. Zannediyorum sorunu çözeriz. Birkaç yıl içerisinde de o üreten takım haline geliriz diye planımız var. Peki son olarak Turgutlu Spor dediğimiz zaman hayalinizde neresi var? Ben az önce bir Süper Lig telaffuz ettiniz, onu gördüm. Süper Lig, evet, hayali var mı? Tabii ki var. Zaten buradaki potansiyel de var zaten. Ama güzel bir yapılanma, güzel bir projeyle olabilir sadece bu. Yoksa çok büyük bir, diğer kulüplerde gördüğümüz gibi çok büyük bir borçların mesela içine gelir. Ama bir 5 sene içinde bu takım mutlaka, hani bu takım layık yani en başında. Hani oralar layık. Tesislerinden, antrenman sahasından, stadıyla, insanlarıyla, taraftarıyla. Evet, belki sormayı unuttum ama özür dilerim. Tesis olarak baktığımız zaman pek çok birincilik takımında olmayan bir tesis var. 4 antrenman sahası var. 5 tane. 5 tane antrenman, evet, sahası var. Ben bir tanesini görmemişim. Evet, evet. Evet, 5 antrenman sahası aynı anda kullanılabiliyor. Evet. Tesis olarak gerçekten buraya mükemmel bir tesis yapmışsınız. Tebrik ederim. Başkana en son şunu soracağım. Logo, Turgutlu Spor'un logosunda belki de Turgutlu'daki şu anda temsil eden her şey yer alıyor. Turgutlu'yu nasıl bir şehir olarak tanımlarız o logodan çıkarak? Turgutlu şöyle, biliyorsunuz dünyanın en verimli topraklarından bir tanesi Gediz Havzası. Gediz Havzası'nın üzerinde kurulmuş bir ilçeyiz. Burada öncelikle tarım, sonrasında da hem büyük sanayi anlamında, organize sanayi anlamında hem küçük sanayi anlamında çok ciddi atölyelerimiz var. Bunların yanında da meşhur tuğlamız var bizim. Tuğla'nın başkenti Turgutlu.
Ama maalesef son dönemde artık evet. alternatif inşaat malzemeleri çıktığı için bizim iş adamlarımız da buna kanalize olamadılar. Bu özelliğimizi de yitirmeye başladık. 128 fabrikamız vardı bizim geçmişte, tuğla fabrikamız vardı. Şu anda bu sayı 35'e düştü. Üzümden bahsetmemiz örnek ürünümüzde zaten yani başı çektiğimiz üründe Sultaniye üzüm. Evet. Yine Sultaniye kuru üzüm Türkiye'nin ihtiyacının %30 kapasitesini karşılayacak üzümümüz var burada. Tabii bunun haricinde pazara çıktığınızda ne buluyorsanız Turgut'la yetişen. Tropikal ürünlerin haricinde işte fasulyesi var, börülcesi var, barbunyası var, salatalığı var, domatesi var. Aklınıza ne geliyorsa bu topraklarda yetişiyor. Şöyle derler, adam diksen adam yetişir derler bizim topraklarımızda. Turgutlu'yu böyle tanıtabiliriz. Biz de çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdınız. Turgut Spor'a da yürekten başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, bir daha bekleriz. Turgutlu'da meşhur tava köftesini yemeye geldik. Turgutlu'nun en önemli lezzetlerinden biri ve çok çok eskilere dayanan da bir tarihi var. Şevki Atman'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Turgutlu tava köftesinin hikayesini sizden öğrenebilir miyiz? Evet, Turgutlu tava köftesi, yani köfte zaten Türk toplumunu ciddi bir yer kaplıyor. Bize bu Yugoslavya'da macerlardan gelmiş bir yemek. Hani bunu Akhisar'da, Tire'de, Ege bölgesi komple, Turgutlu'da da bunu tavada yapıyoruz. Bu etli pirinç dediğimiz pideyi kemik suyuyla yumuşatıyoruz, ıslatıyoruz. Onu buhar halinde pişirdikten sonra onun üstüne köfteyi servis yapıyoruz. İster yoğurtlu soslu, isterseniz sade. Köftenin de tavada piştiği için farklı hayvanın kaburgası, dışı, boşluğu bunlar olmak zorunda. Tabii Turgutlu'ya tava köfteyi daha önce 1922-23 yıllarında göç eden muhacir büyüklerimiz getirmişti. Kaçıncı kuşaksınız siz? Ben bunu dedem, babam, ben üçüncü kuşak devam ediyorum. Allah inşallah iki tane de oğlumuz var. İnşallah onlar da nasip etse, devam ederlerse dördüncü kuşaklar boyu gider yani. İnşallah. Aslında tavada yapılıyor olması ilginç. Çünkü bizim hemen hemen Türkiye'nin her bölgesini geziyoruz biz. Evet. Ve oradaki köftelerin pek çoğunun ızgarada piştiğini görüyoruz. Evet. Tavada yapılması ne gibi bir lezzet katıyor? Şimdi bu tava dediğimiz bakır tavalarda bu. Evet. Yani onu bir belirtelim. Bir bakır tavada iletkenliği daha fazla olduğu için bakır tavanın pişme süresiyle ilgili. Yani daha ağır ağır pişiyor. Yani evde pişirdiğimiz bir tava gibi değil. Sulu kalıyor için. Evet, sulu kalıyor için. Daha çok şokluyor. Onun için bakırda ancak ilk başladığında bu sinirler, bakır sinirlerinin içinde pişiyormuş. Peki Turgutlu halkı köfteyi seviyor. Buraya gelip yiyorlar. Hangisi daha çok tercih ediyor desem, yoğurtlu mu? Yoğurtlu daha çok tercih ediyor. Yoğurtlu daha çok. Evet. Turgutlu dışından buraya bu lezzeti tatmaya gelenler var mı? Manisa'dan, İzmir'den özellikle. Bu yolu kullanan tüm spor kulüpleri özellikle. Hmm. Hani basketbol, voleybol, futbol, handbol, jimnastik kulübü. Çünkü bu köftenin içinde tuzun dışında hiçbir baharat yok. Yani içeriğinde köftenin içinde sadece tuz var. Tuz var ve tüm aromasını etten alıyor. Tüm aromasını etten alıyor. Çok güzel. Madem hani spordan konu açılmışken Turgutlu Spor'u da sorayım. İkincilikte mücadele ediyor futbol evet, takımınız. Evet, evet. Turgutlu Spor'la ilgili ne söylemek istersiniz? Onlara desteğiniz oluyor mu buradan? Onlara desteğimiz her zaman oldu. Her zaman da olmaya devam edecek. Ya bizim şehrimizin takımı, canımız. İstiyoruz. Daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. Devamlı maçları izlemeyi yani bizim sosyal aktivitelerimizden biridir. Yani mutlaka o maçları izlemek. İnşallah yeni stadımız bitmek üzere. Yeni stadımızda güzel günleri görürüz hep beraber. Ben hep dileğimiz, umudumuz bu. Gittiğim yerlerde şu sözü alıyorum. Şimdi bu sene hedef olarak playoff. Belki İnşallah. De bir üstteki hedefleniyor burada. Prim olarak siz köfte olarak Turgutlu Sporlu futbolculara ne prim veriyorsunuz? Evet, biz her galibiyetlerine köfte ikram ederiz. Her galibiyete bir köfte. Evet. Her galibiyete bir köfte sözünü de buradan aldık. Onlara doping olur bu köftede. İnşallah. Çok teşekkürler. Şimdi tamam. Lezzetine bakacağız. Tamam. Şimdiden tamam. Elinize sağlık. Afiyet şeker olsun. Sağ olun.
Turgutlu'da Kandiren Dede Türbesi'nin önündeyiz. Kandiren Dede'nin hikayesi şu. 720 yıl önce yaklaşık öyle olduğu tahmin ediliyor. Horasan'dan gelen 7 kardeş 1400'lü yılların başında bölgede İslam'ı ve Türklüğü yaymaya çalışıyorlar. Bunun için büyük çalışmalar oluyor ve Kandiren Dede de zaten bir din büyüğü. Bu 7 kardeşin en küçüğü Kandiren Dede ve bu bölgede o dönem hem Türklüğün yayılmasında hem de İslamiyet'in yayılmasında büyük pay sahibi olmuş din büyüklerinden biri. O 7 kardeş buradaki çalışmaları ve daha sonra Sarıhanoğulları'nın da burayı almasıyla birlikte bölge tamamen ele geçiriliyor. Şöyle bir hikayesi de var. O 7 kardeşin 7 türbesi var şu anda burada. 7 farklı tepede yer alıyor. Kimi İzmir il sınırları içinde kalmış, kimi Manisa il sınırları içerisinde. Ama Turgutlu'da olanı Kandiren Dede ve her yıl burada Muharrem ayının sonunda Kandiren Dede türbesinin önünde aşure ve keşkek yapılıyor ve dağıtılıyor. Bu geleneğinde ta 720 yıl öncesine kadar gittiği söyleniyor. Ziyarete gelenlerin sayısı da bir hayli fazla burayı. Turgutlu'da Hacı Zeynel Camii'ndeyiz. Burası Turgutlu'nun ilk cami olarak da biliniyor. Aslına bakarsanız Turgutlu'nun ilk kurulduğu bölge burası. Ve Hacı Zeynel Camii de 14. yüzyılın başlarında inşa edilmiş. Hatta şöyle de bir hikayesi var. Bu camiyi yaptıran Hacı Zeynel'e caminin yerini belirlediği zaman halk şöyle demiş. Neden oraya yapıyorsun? Oraya kadar, o tepeye kadar kim çıkacak? O kadar tepeye kim gidecek diye. Ama onun da cevabı şu olmuş, bakın görün ileride burası Turgutlu'nun en aşağısı olarak kalacak diye. Nitekim öngörüsü doğru çıkmış ve şu anda Turgutlu'nun belki de en alt bölgesi olarak burayı kabul edebiliriz. Burası çok kez tadilattan geçmiş ama 18. yüzyılın sonlarında, 19. yüzyılın başlarında şu anda arkamda gördüğünüz kapıdaki gibi biraz barok estetisi var, biraz ay yıldızlar var. O dönem biraz daha Avrupa'ya yüzünü dönen Osmanlı'nın aslında etkilerini de taşıyor bu kapı. Sonrasında 1975'te bir tadilat daha geçirmiş. O tadilatlar sonunda biraz kısmen dış görünüşü eski özelliğini kaybetse de içeride yine eskiye dayalı bazı öğeleri de bulmamız mümkün. Aynı zamanda bu caminin tabii Kurtuluş Savaşı yıllarında da önemli bir hikayesi var. O hikaye şu. Biliyorsunuz Turgutlu'dan Yunan askerleri kaçarken yakıp yıkarak, şehrin büyük bir bölümünü yakarak ayrılıyorlar buradan. Caminin olduğu bölge ve buranın çevresindeki bir mahalle ise korunabiliyor. Nasıl korunuyor? Buradaki bazı yiğitler burayı savunmaya karar veriyorlar. Uzun bir süre burada direniyorlar ve Yunan askerlerini buraya sokmuyorlar. Böylelikle hem cami hem de caminin olduğu bölge korunmuş olarak kalıyor.
Turgutlu denince ilk akla gelen üzüm ve üzüm bağları tabii ki. Musa Ölmez'le birlikteyiz. Onunla hem bu ucu bucağı gözükmeyen üzüm bağlarını ve Turgutlu üzümünü konuşacağız. Hem de röportajın sonunda biraz da futbolu, hatta basketbolu konuşacağız. Evet. Önce bağlarla başlayalım. Hani derler ya, bakarsan bağ olur, bakmazsan bağ olur diye. Aynen öyle. Buraya çok iyi bakmışsınız. Evet, hani bize bağ kundaklı bebek gibi derler. Hani kıştan başlar, budağından, ilaçlamasından. Ağustos, Eylül sonuna kadar, hasat dönemine kadar çok özel bir ilgi istiyor. Ama bu kadar büyük bir alana da bakmak bayağı tabii zor olsa. Tabii ki zorlukları var tabii ki. İlaçlamasından, işçiliğinden tabii ki çok zorlukları var. Ama dede ata mesleği olduğu için de keyifli bir meslek. Peki şöyle söyleyeyim. Turgutlu'da yetişen üzümün en önemli özelliği nedir? Bunu diğer üzümlerden ayıran özellik nedir? Çünkü Turgutlu'da yetişen üzümün en büyük özelliği çekirdeksiz olması, sultaniye olması. Kurutulup hani sadece sofralık değil, hani diğer besinlerde kek, ekmek, Avrupa'da birçok şeyde kullanılması. Kuru üzüm olarak değerlendiriyorsunuz. Kuru üzüm değerlendiriyor. Yani evet, bizim değerlendirmemiz kuru üzüm üzerine. Peki ihracat mı yapılıyor? Tabii ki işletmeler bunları alıyor, işliyor, şey yapıyor, paketleyip, ambalajlayıp Avrupa'da veya Türkiye'nin çeşitli noktalarında ihracat yaparak hani insanlara sunuyorlar, halkımıza sunuyorlar. Şöyle diyebilir miyiz? Turgutlu Türkiye'nin kuru üzüm üretiminin yüzde kaçını karşılıyor diye sorsam? %70, %80'ini karşılıyordur. Manisa dendiğimi zaten, Turgutlu dendiğimi sadece akla üzüm geliyor. Peki yenmiyor mu hiç burada yetişen üzümler? Tabii ki yeniyor. Sadece kurutmuyorsunuz? Hayır, tüketiyoruz hani, şey aynen yapıyoruz. Zaten tadına da baktık az önce. Gerçekten çok lezzetli, çok şekerli evet bir üzümü var buranın. Bir de burayla ilgili bir söz varmış galiba. Adam diksen adam biter, ters diksen düz biter. Aynen, bizim burada aklınıza ne tür meyve, sebze geliyorsa hepsi yetişiyor. Pamuk, domates, mısır. Buranın toprağının özelliği de benim dikkatimi çekti. Yani biraz deniz kumuna benziyor. Burada 100 metre, 150 metre aşağımızda Gediz Nehri geçtiği için tabii ki önceki yıllarda su daha bol, yağmur daha bol olduğu için buralardan geçiyormuş. Burası bir yerde yatak oluyor, yani dere yatağı oluyor ve verimli topraklar oluyor. Ya bu toprak o zaman üzümün daha iyi yetişmesi için ideal bir toprak. Evet. Ya özelliği de belki Turgutlu üzümünün oradan olur. Belki de verim olarak, rekolte olarak yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi olabilir. Peki tekrar spora dönecek olursak, öncelikle sizin belki de çok daha iyi uzman olduğunuz konudan, basketboldan başlayalım. Evet. Kadın basketbol takımının evet antrenörüsünüz Turgutlu'da. Evet, bayan basketboluyla ilgileniyoruz, antrenörüyüz. Altyapı, üst yapıda. Nasıl gidiyor çalışmalar? Valla geçen yıl kıl payı kaçırdığımız şeyi bu yıl o tişörtleri giymek istiyoruz, şampiyonluk tişörtlerini. Buradan yetişen var mı? Buradan yetişen oyuncularımız var. Olcay Çakır arkadaşımız var. Hem A Milli takımda Fenerbahçe'de oynuyor. Nihan Dabakoğlu var. Süper Lig'de Elazığ'da oynuyor. Büşra Akgün var. Nesibe Aydın'da Hatay'da oynuyor. Aşağı yukarı hepsi A Milli takımda da görev yapıyor. Buradan yetişti onlar. Hepsi Turgutlu, Turgutlu'dan yetişme. Peki spor çok seviliyor Turgutlu'da. Evet. Futbol tarafını sorayım, Turgutlu Spor. Nerede görmek istersiniz daha doğrusu? Bir üst ligde, birinci ligde görmek isteriz. Peki bu hedefe giden yolda futbol takımı ne yapmalı size göre? İlk önce altyapısına değer vermeli. Altyapıdan kendi öğrencilerini yetiştirip kendi imkanlarıyla bunların arasına tecrübeli birkaç tane abi oyuncu katarak üst ligi zorlamalı diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun. Turgutlu Spor, Turgutlular için bir tutku. Turgutlu Spor, Turgutlu'da hayatına devam eden herkesin farklı bir yeri var Turgutlu Spor'un. Bu renklere herkes gönül veriyor. Kırsalda yaşamanın, küçük bir şehirde, kentte yaşamanın Turgutlu Spor'a katkısı büyük oluyor. Çünkü sevdası farklı oluyor. Birçok takımı burada ağırlamanın özgüvenini yaşıyor insanlar burada. Turgutlu Spor kökleri
1984'te profesyonel anlamda atılan ama futbol, Türk futbol tarihi kadar eski bir geleneğe sahip bir takım. Birçok futbolcu yetiştirmiş, birçok Türk futboluna Türk antrenör kazandırmış, şampiyonluklar yaşamış bir camia. Turgutlu Spor, Turgutlular için farklı bir anlam taşıyor. Arması çok özel. Şehri temsil eden tuğlasıyla, üzümüyle özenmiş, birlikte olmuş bir camia Turgutlu Spor. Köklerine sahip, geleneğine sahip, yeni döneme de ayak uydurabilen tesisleşme anlamında özel bir yeri var Turgutlu Spor'un. Türk futbolunda da aslında bir adı var Turgutlu Spor'un. Bu camiaya, futbol camiasına yetiştirdiği isimlerle. Tribünlerde Viva Tatanga ile başlayan, daha sonra Mezarcılar grubu diye adledilen de taraftar grubuyla devam eden Turgut Spor'un esnafının, iş adamının bir arada olduğu, işçisinin, patronunun bir arada olduğu bir tribün oluşumu vardı Turgut Spor'da. Bu yeniden canlanmaya başladı. Sportif anlamda kötü günler yaşamış olsa da Turgut Spor yeniden yükselişe geçmeye başlıyor. Ekonomik problemlerinin çok az olduğu ama sportif anlamda da kenetlenebilen bir camia Turgutlu Spor. Biz de burada gazetecilik yapıyoruz ama ilk önce bu şehrin takımının taraftarıyız, sonra gazetecilik yapıyoruz. Turgutlu Spor bizim için bunları ifade ediyor. Birçok Turgutlu için de bunu ifade ediyor. Biz 50'li yaş üzerini geçmiş Turgutlu Spor sevdalıları, Turgutlu'nun 80'den önceki dönemlerini de çok iyi bilirdik. Gece gündüz de maçlarına deplasman, içerisi hiç fark etmez giderdik. Son zamanlarda spor kulüpleri, yöneticilikleri rakamların yükselmesiyle yerel yöneticilerin de üzerinde yük olmaya başladı. İster istemez belediyelerin üstünde bir kambur oluyordu. Geçen dönemde bununla ilgili ikinci lige çıktığımızda da mevcut belediye başkanımız Turgutlu Spor'u daha verimli olması için bir arkadaşa emanet etti. Birinci yılını bence başarılı geçirdi. İnşallah bu yılda elinden geleni yapar. Bizlerin de desteğiyle Turgutlu Spor'u daha güzel yerlere getiririz. Turgutlu olarak futbol potansiyeli çok sahip bir ilçemizdir. Turgutlu'muz Ege'nin en güzel ilçelerindendir. Geçen yıl 3. ligdeyken yeni seçen belediye başkanımız Çetin Akın başkanımız Turgutlu Spor'u ikinciye çıkardı. Futbolu seven bir başkanımız, futbol için elini taşın altına elini sokan bir başkanımızdır. Teşekkür ederim. İnşallah Turgutlu Spor bu sene PTT 1. ligeye çıkacaktır. Teşekkür ederim. Turgut Spor'umuza bir yıldır görevdeyiz. Bu sene ikinci yılımız. İlk yıl acemilik dönemiydi. Bu sene biraz daha iyi işler yapıp, sezona iyi başlayıp hem taraftarımızı, hem camiamızı, hem de Turgut Dalgın'ı daha mutlu etmek istiyoruz. Bize destek çıksınlar. Tribünlerde yerlerini alarak bize fazlasıyla destek vermelerini istiyoruz. Bu sene aşı uygulaması yapılacak. Herkesi, taraftarımız olan bütün Turgut Spor camiasını aşıya davet ediyoruz. Çift doz aşısını olup maçlara gelmeleri gerekiyor. Yeni statımız da birkaç aya kadar açılacak. Çok güzel bir ambiyans bizi bekliyor. Biz de takım ruhuyla birbirimizle kenetlenerek ama belediye olarak ama halk olarak iyi çalışmalar yapıp iyi yerlere gelmeyi düşünüyoruz. Milli takıma çok değerli insanlar kazandırmış bir futbol şehriyiz biz. Yeni stadımızda 12.500 kişilik yeni bir stadımız olacak. Ondan sonra inşallah herkes pandemi döneminde de aşılarını olarak stadımızda taraftar olarak, Büyük Turgutlu Spor taraftarı olarak hep beraber İnşallah PTT 1. Lig'de mücadele edecek bir takım yaratılmasını temenni ediyoruz. İnşallah bütün spor camiasına yeni sezon hayırlı olur. Hoş geldiniz Beni Spot ailesi olarak. Şu anda ilgiden bir takımımız var. Çetin Başkan sayesinde bir üst lige çıktık geçen evveli sene.
3. ligden 2. lige çıktık. İnşallah bu sene tekrar hep birlikte olup hedefimiz tekrar PTT'ye çıkmak. Orayı da bir görmek istiyoruz. İnşallah bu PTT'yi gösteririz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Turgutlu'da Manisa kebabı yemeye geldik. Tabii Manisa'nın Turgutlu ilçesindeyiz. 1978'den beri Manisa kebabını en iyi yapan noktalardan birindeyiz ve Manisa kebabının tadına bakacağız. Öncelikle Manisa kebabının lezzeti nereden geliyor, nasıl yapılıyor onu sizden öğrenelim. Manisa kebabının lezzeti kullandığımız malzemeden geliyor. Bütün kasapta başlayan, halde devam eden, tereyağı en büyük unsurlarından bir tanesinin o lezzet katan odun kömüründe olması, bunların hepsinin bir araya gelmesiyle biraz da ustanın katkısıyla ortaya çıkan bir lezzet. 78 yılından beri burada bu lezzeti müşterilerimize bu hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Peki burada kıyma ve tuzdan başka hiçbir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok. Sizin de gördüğünüz gibi biraz önce. Yani sadece tuz ilave ediyoruz etin içerisinde. Başka hiçbir şey yok. Kasapta sadece kasap odanın nereden işleyeceğini bize bilir. Kemiğe yakın yerlerden, kapaklardan. Yani içinde başka hiçbir katkı yok, maddesi hayır, olmaması yok. En önemli özelliği. Bir de benim bildiğim kadarıyla pideye böyle yağ batırılarak o da ayrı bir lezzet katıyor. Tabii tereyağı, etin kendi suyu. Yani etin kendisi. Pişme şekli de önemli. Tabii pişme şekli. Yani ateşe yakınlığı, uzaklığı, mesafesi çok önemli etin. Yani hızlı pişmesi değil, yavaş ama lezzetli içten içe, yanmadan pişmesi. Yani o pideye yağ sürekli banmanız diyeyim, o pişmesine de bir katkısı oluyor mu? Yani onun lezzetle alakası var. Yani lezzetli. O etin suyunun pideye geçmesi, en son üzerine tereyağıyla süslememiz onu. Dileyen yoğurtla da yiyebiliyor mu? Tabii yoğurtlu. Genelde yazın buradaki müşterimiz 100 müşteriden 99'u sade yer Manisa kebabını bilen. Evet. Hani yoğurt sos bizde genelde hataları kapatmak için kullanırız bizim işlerde. Evet. Açıkçası ama serin düşürmesi açısından yazın. Havalar sıcakken o talep eden müşterimiz oluyor. Yani etine güveniyorsan yoğurda sosa gerek yok. Tabii ete ve pideye, tereyağına güveniyorsak herhangi bir problem yok. Sade ve yanında ayranla beraber günlük taze ayrandır o. Peki o zaman bir yandan konuşalım, bir yandan da soğutmayalım bu güzel kebabı. Afiyet olsun. Bakalım o güzel et nasıl bir kebaba döndü. Turgutlu'ya gelirseniz Turgutlu'da Manisa kebabı yemeden dönmeyin bence. Spor Teknik Direktörü Kazım Akgün'le birlikteyiz. Turgutlu'da futbola olan ilgiyi, Turgutlu Spor'un hedeflerini onunla konuşacağız. Öncelikle şundan başlayalım. Ben buraya geldiğimde biraz şaşırdım. İkincilikte yer alan bir takım Turgutlu Spor. Evet. Ama öyle bir antrenman tesisine geldik girdik ki burası pek çok Süper Lig kulübünde, birincilik kulübünde bile yok. Evet. Öncelikle hoş geldiniz ilçemize. Hoş. Umarım bu yeni sezon hepimiz için çok iyi gider. Hayırlısı olur. Siz yayınlarda biz sahada doğru işler yaparız. Dediğiniz gibi Turgutlu Spor ikincilikte olmasına rağmen birçok Süper Lig kulübünün olmayan tesislerine sahip. Bizim burada 4 tane antrenman sahamız var. Tesis içerisinde kullanılan fitness salonu, işte soğuk havuzumuz gibi ekstra Süper Lig'de çok zor bulunan bazı şeylerimiz de mevcut. Burası bu anlamda futbolcu transferinde bize kolaylık sağlayan bir durum. Artık biliyorsunuz ki futbolcu hem gideceği takımın coğrafi olarak konumuna bakıyor, havaalanının yakınlığına bakıyor, yaşadığı şehrin
iklim durumuna bakıyor. Biz Ege bölgesindeyiz, havaalanına çok yakın bir yerdeyiz ve Turgut Spor yıllardan beri ikincilikte, üçüncülikte yer almış, kurumsal olarak yönetilen, burada daha önce futbol oynayan oyuncu arkadaşlarımızın referansıyla yeni gelen transferlerde sıkıntı yaşanmayan bir yer. Çünkü biliyorsunuz futbolcu transfer olacağı kulüple ilgili bir sene ya da iki sene önce orada oynamış futbolcu arkadaşından referans oluyor. Tabii. Bizim bu kulübümüzün en güzel tarafı, buradan ayrılan oyuncularımız sözleşmesinin bittiği gün itibariyle kulüple ilgili hiçbir alacağı kalmamış, helalleşerek buradan ayrılan oyuncular oluyor. Evet. Turgut Spor'da bu anlamda ikinci ligde tercih edilen futbolcuların gelmek istediği bir kulüp haline dönmüş oluyor. Ege bölgesi futbolun çok sevildiği bir yer. Evet. Turgutlu halkının futbola ilgisi, takıma ilgisi nasıl? Şimdi bizim gibi ilçe takımlarının zaten sosyal hayatta en çok hafta sonları zaman geçirildiği yerler futbol maçları oluyor. Turgut Spor tarihinde baktığınız zaman zaten Manisa ve Ege bölgesinde profesyonel liglerde çok önemli işler yapmış. Doğru oyuncular, altyapısından yetiştirdiği oyuncuları üst liglere ve Süper Lig'e katmış bir takım. Otomatikman burada halkın da Turgut Spor birinci önceliği her konuda. Buradaki başarı ve başarısızlık o hafta sonu bu Turgutlu halkının mutlu ya da mutsuz olmasını sebebiyet veriyor. Biz de elimizden geldiğince bu sene daha çok fazla maç kazanarak hafta sonları Turgutlu halkını daha mutlu bir hafta sonu geçirmeye çalışacağız. Ama dediğiniz gibi burada Turgutlu Spor, Turgutlu halkının birinci önceliği. Maçlar doluyor mu peki? Geçen sene pandemi dolayısıyla vardı. Biliyorsunuz evet. Seyirci yasağı vardı. Bu sene %50 kuralı açıklandı. Şimdi aldığımız bilgilere göre işte bu aşı ile ilgili bile sıkıntı yaşayan, aşı olmama karşıtı insanlar sırf maçlara gelebilmek için aşılarını, randevularını almışlar. Bu sene bize destek olmak için, tribünde yer alabilmek için aşılarını bile alıyorlar yani. Peki, bu sene taraftar desteği olacak. Evet, inşallah. Takım neler yapacak? Hedefleriniz ne bu sene için? Şimdi siz de biliyorsunuz bizim ikincilikte iki tane grup var, kırmızı ve beyaz. Evet. Biz kırmızı grup olarak biraz sert bir gruba düştük. Bu sene çok ciddi yatırımlar yapan, büyük bütçelerle giren takımlar genelde kırmızı grupta oluştu. Ama sizin de çok iyi bildiğiniz gibi şöyle bir durum var. Çok para harcayanlar değil, doğru işler yapıp saha içerisinde doğru mücadele eden takımların başarılı olduğu bir branş futbol. Yani işin özeti şu, karşımızda ne kadar çok bütçeli büyük takımlar olsa da önemli olan Turgut Spor takımının saha içerisinde yapacakları. Biz bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. 25-26 günlük bir kamp dönemindeyiz. Genelde bu kamp dönemlerinde ağır antrenmanlardan kaynaklı sakatlıklar olur. Bugüne kadar şükür, Allah'a şükür hiç bir sakatlık yaşamadık. Biz transferi de şöyle yapıyoruz. Biz şimdi klasik herkesin oynadığı 4-1-4-1-4-2-3-1 gibi sistemi değil, 3-5-2'yi kullanacağız bu sene. Ben daha önce Manisa Spor Teknik Direktörlüğü yaparken de genç oyuncu kadroma o sistemi oynatıp başarılı da olmuştuk. Doğru evet. Ve iyi işler yapmıştık. Sezon sonu olduğunda nerede görebiliriz bu sporu? Şimdi şöyle, süreç biz ilk etapta çok ciddi hedefler koyan bir takım değiliz üst taraflar için. Ama kendi içimizde takımla beraber aldığımız bazı hedeflerimiz var. Sene sonundaki hedefimiz, saha içerisindeki eylemimiz dışarıya mesaj olacak. Biz saha içerisinde yaptığımız doğru işlerle eylem bize sene sonundaki hedefin neresi olduğunu gösterecek zaten. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim ziyaretiniz için. Sağ olun. Siz sağ olun. Turgutspor'un hedefi bu sezon en iyi şekilde futbolcu olarak Turgutspor'u temsil etmek hedefimiz. Zor bir grupta olduğumuzu biliyoruz. Bunun için çok iyi çalışıyoruz. Takımdaki hava gerçekten çok güzel, genç bir kadroyuz. Hocamız da bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Biraz erken topladı takım kaynaşması için. Diğer kulüplere göre biraz daha erken toplandık. Şu anki hava çok güzel. Turgutlu'da olan futbola ilgi güzel. Daha önce abim de Turgut Spor'da diyelim oynamıştı. 2008-2009 yılında sanırım. O da bahsediyordu. Burası gerçekten bir futbol şehri diyebiliriz. Çok ilgi ve alaka var. ...2012 yılında Turgut Spor'da profesyonel oldum. Altyapısından çıktım. Yani maç günleri özellikle Turgutlu halkı tamamen maça kilitlenir. Şehirde farklı bir hava oluşur.
Biz de Turgutlu olarak altyapısına yetiştiğimiz için 6 yaşından beri Turgut Spor'un maçlarına giderim. Özveriyle çalışırız. Kasabalı olmak zaten ayrıcalıktır. Öyle deriz biz kendi aramızda. Stad zaten full dolar. 5000 kapasiteli eski stadımız. Yeni stadımız daha bitmedi. Fanatik taraftarımız vardır. Taraftar olarak unutamadığım maç burada, yılını tam hatırlamıyorum ama Akhisar maçı. Playoff'lardı. Futbolcu olarak yeni Malatya maçını unutamıyorum burada ve Tokat maçı. Çok erken toplandık. Hocamız, teknik ekibimiz zaten kaynaşmamız için bizi erken topladı. Takımdaki hava çok iyi. Yani hocamızın da dediği gibi geçen senekinden daha iyi olmasını istiyoruz. Playoff potasında bitireceğiz inşallah. Hayalimde Turgut Spor tabii ki her gencin olduğu gibi, memleket sevdalısı bir gencin olduğu gibi Süper Lig'de oynamak. İnşallah bir gün çıkacağız. Bu sene zor bir gruptayız. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Herkes aşı olmaya davet ediyorum ve stadı doldurmanızı istiyorum. ...20 senedir malzemecilik yapıyorum. Bundan önce kardeşlerim de vardı, çalıştılar burada. Ben 40 senedir Turgutlu'dayım. Turgutlu'yu çok seviyorum, Turgut Spor'u çok seviyorum. 5 kardeş malzemecilik yapıyoruz biz. Normal, evet, 8 kardeşiz. Bir tanesini Beşiktaş'a gönderdik bu sene. 2 tane altın oldu da, bir tanesi de Antalya Spor'da görev yapıyoruz. Aynı mesleği devam ediyoruz. Bu kardeşim var, İzzet Özdemir. Ondan başladı. O yetiştirdi, diğerlerini de kendi yanında çalıştırdı, diğerlerini yetiştirdi, gönderdi sağa. Turgut Spor'da çok anılarımız var. Düşmeyi de yaşadık, çıkmayı da yaşadık, şampiyonluk yaşadık. Üzüntülü günlerimiz de oldu. Bir Muğla Spor maçımız var bizim. Küme düşmeye oynuyorduk. Nazilli'de Mersin İtman Yurdu'yla oynuyor, Nazilli'de çekişiyorduk. Buradaki maçın uzatmak için ben sahaya daldım. Maçın süresini uzatmak için, yani oradan gelecek skoru bekliyorduk biz. Sahaya atladım ben. 10 dakika uzattık maçı. Oradan gelen haberle biz de burada ligde kaldık. Orada bir anım oldu benim, yani polisler falan geldi. İşte üzerime çullandılar, sağdan çıkardılar beni. Sonra götürdüler karakola. Ben karakoldayken tabii bizim takım ligde kaldı diye davul zurnalar çalıyordu tesislerde. Beni unutmuşlar karakolda. 2 saat sonra geldiler, aldılar. Futbol dünyasında burada çok isimli futbolcular geldi geçti. Teknik direktörler olsun, futbolcular olsun. Özcan Kızıltan hocamızla çalıştık, Yusuf Şimşek hocamızla çalıştık. Futbolcular olarak Serhat Akın'la çalıştık. Yusuf Şimşek de kendisi de oynadı burada. Ahmet Çağran'la çalıştık. Ondan sonra şey vardı, Levent Kartop vardı, onlarla çalıştık. Turgut Spor'da futbol potansiyeli yüksek. Burada bayağı bir taraftar kitlemiz var yani, aşık yani Turgut Spor'a. Teknik adam olarak en yani egosu sıfır olan bir Yusuf Şimşek'i tanırım ben. Cömert olarak da kendisi çok iyiydi. Erhan Namlı da iyiydi cömertlikte. Erhan Namlı diye bir futbolcumuz vardı. Trabzonspor'da falan oynadı Antep'te. En cimrisini şimdi söylemeyeyim, valla aklıma gelmiyor ya. Futbolun şehirlerinde bu hafta Manisa Turgutlu'daydık. Turgutlu dediğimiz zaman akla iki şey geliyor belki de. Birincisi, burası dünyanın en lezzetli üzümlerinin, kuru üzümlerinin yetiştirildiği, sultan üzümü yetiştirildiği yer. İkincisi de Turgutlu deyince akla gelen şey tuğla. Çok önemli fabrikalar burada bulunuyor. Ama her şeyden önemlisi arkamda gördüğünüz Gediz Ovası'nın bereketli toprakları üzerinde her şey yetişiyor Turgutlu'da. Bu bölümde Turgutlu'yu ve Turgutlu Spor'u sizler için tanıtmaya çalıştık. Turgutlu Spor 2. Lig'de mücadele ediyor. Büyük hedefleri var. Aynı zamanda amatör spor branşlarına da yatırım yapan bir yer Turgutlu.
bütün bunları konuştuk, anlattık, gezdik, tozduk, yedik, içtik. Turgutlu'dan ne varsa ekranlarınıza getirdik. Bir sonraki bölümde Anadolu'nun bir başka köşesinde tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.